Evet sevgili dostlar, bugün Köyceğiz'den Göcek'e geldik. Göcek bu, Göcek Tüneli'nin olduğu yer burası. Biz buradan Göcek Tüneli'ne gelmeden sağa döndük. Bedir-i Rahmi Eyüboğlu Koyu'na gideceğiz. Sevgili Hakan, burayı biraz da anlatır mısın? Tabii ki. 11 odalı bir diskoteyiz. Evet. Orman içerisinde Göcek'e 4,5 km mesafede. Evet. Yanımızdan dereye geçiyoruz. Evet. Bu ürünlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz organik olarak. Evet. Bambaşka farklı bir tatil sunmak istiyoruz misafirlerimize. Evet. Burada ne tür aktiviteler var? Oda fiyatları nedir? Kimle hedef kitleniz kim? Yani biraz böyle bu videoyu izleyenler şey yapsınlar. Burayla ilgili biraz bilgilendirelim bence. Daha çok İngiliz müşteriler geliyor. Evet. Yabancılar geliyor. Hedef kitlemiz daha çok yabancılar. Evet. Oda fiyatları dönemine göre değişiyor. Evet. Standart ve suit olmak üzere iki tip odamız var. Evet. Standart odaları 60 ila 100 euro arası kahvaltıda 2 kişi. 60 ile 100 euro arası. Evet. Double oda. Double oda. Suite odalarda 100 ile 150 euro arası. Double 100 2 100. 2 kişi evet. Kahvaltıda ayrıca yapar. Evet. Burası muhteşem bir yer. Ya şuraya bak anlatan. Beni bugün burada şok oldum ya. Ben de turizmciyim. Uzun yıllar muhteşem ya. Şey söyleyeyim, uzun yıllar turizm yaptım. Buralıyım, Köyceğizliyim ve farklı böyle bir yerin ya. Farklı, bambaşka bir evet. Şey. Çok farklı ya. Biraz daha burayı, burası ne kadar büyük bir alan ya? 15 dönüm var, 15 bin metrekare arazi. Evet. Sadece 11 tane oda var, 11 odamız var. 11 oda var, havuz var. Havuzumuz var. Evet. Bahçesi var, yemekleri kendi annemiz yapar. Evet. Ayrı işletmiş, ufak bir ayrı işletmiş. Evet. Ben Köyceğiz cennet diyordum ama herhalde cennet burada bir yerde olsa gerek. Köyceğiz de güzel ya. Evet. Kuş sesleri. Herhalde birçok insanın hayali olan. Sordunuz ya aktivite ne var diyorsun. Evet. Esasında pek bir aktivite yok. Amaç burada kafa dinlemeleri. Evet. Kitaplarını alıp okumaları başka bir şey istememiz lazım. Evet. Bir de buranın internet sitesi, telefon numarası. Tabii. Dalyalife.com. Evet, dalyalife.com. Evet. Telefon numaramız 0352 791 1040. Evet. Önümüzdeki günlerde yeriniz mevcut mu yoksa bazı yerler var mesela böyle bir yerin hafta sonları şimdiden çoğu hafta sonu doluyuz. Evet. Hafta içleri yerimiz oluyor genel olarak. Evet. Evet. Horoz sesler arasında. Burası Göcek'e mi yakın daha çok? 4,5 km mesafe. Evet. Göcek en yakın kasaba Göcek. Burası gizli cennet mi diyorlar buraya? Burayı bulmak normalde düz mantıkla bulmak zor esas. Çok zor. Evet. Yani. Emek isteyen bir şey bu işletmeyi kurmak tabii ya. Evet. Sizin nereden aklınıza geldi böyle bir yer kurmak? Ya babam tabii. Babam zamanında arazi satın almıştı. Evet. Ondan sonra ben üniversiteyi bitirince hadi burayı kuralım dediler. Şu oda var mı bakayım. Evet. Burası bu böyle müstakil villalar modu. Hepsi böyle müstakildir. Tek ayrı ayrı. Arkada bak şeylerimizi kendimiz üretiriz. Arkada enginarlar mesela bitti kurudu şu anda ama evet. 1000 kök enginar aldım bu sene. Evet. Onu satıyor musunuz burada misafirler? Misafirlere, evet. Misafirlerimize veriyoruz. Dalından sofraya. Aynen öyle esasında. Aynen. O hep Devrim Erdil tablolarıdır. Evet, Devrim Erdil. Şuranın güzelliğine bak ya. Bir de buranın en önemli özelliği serin olması. Evet çok serin. Çünkü 5 derece fark ediyor şehir merkezine göre. Evet. Ürünlerimizi mümkün olduğu kadar kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Evet, ekolojik bu da. Ekolojik olarak yani organik kelimesini kullanmıyorum. Doğal olarak mümkün olduğu kadar doğal olarak. Evet. Ekolojik aslında ekolojik ama bizde de bir şey böyle ekolojik dedik. Herkes her şeyi ekolojik yaptı. Kullanmaya başladı. Aynen öyle. Herkes evet. Olup organik kelimesini kullanmaya başladı. Çünkü evet. İster istemez bazen ilaç atılıyor, bir şey atılıyor, mecbur kalıyorsun ama evet. Tamamen hormonsuz şeyler üretiyoruz. Evet. Burası burada sizden başka bir yerleşim alanı yok gibi görünüyor. Şu anda evet. Sadece bizim burada. Devam edelim şöyle.
Arazi çok büyük. Arazi büyük bir arazi içerisinde. Şu yukarısı ne? Orası bizim kümesimiz. Evet. Tavuklarımız orada. Evet. Oldukça güzel bir evleri var. Evet. Çok başarılı bence. Şey soracağım. İstanbul'a gelip gidiyor musun? Kışları İstanbul'dayım. Evet. Evet. Kışları 3 ay İstanbul'dayım. Geri evet. Kalan kısımda buradayım. Ben burayı çok seviyorum. Ben kendi endüstri mühendisiyim. Bayılıyorum buraya. Evet. İşi bildiğiniz çok net yani. 36 değişik çeşit meyve ağacı var. 200'den fazla. Evet. 36 değişik çeşit tür olarak. Şey soracağım, buraya gelen misafirler buradaki meyvelerden yiyebiliyor mu? Yiyor tabii. Evet. Yiyorlar hem de. Sen de yiyebilirsin. Eyvallah. Şey soracağım. O hesaba dahil mi, hariç mi? Dahil abi. Ben abi ondan. Kendi reçellerimizi bunlardan yapıyoruz. Bu meyvelerden yapıyoruz. Vişnelerden, kayısılardan. Evet. Burada herhalde yaşayan insan ölmez herhalde ya. Zaten dalya yüze evet. Ulaşmak demek. Dalya Life 100 yaşına ulaşmak amacıyla kurulmuş bir isim zaten. Evet. Şuraya biraz daha şöyle şuraları çekelim de. Evet sayın seyirciler. Bugün cenneti buldum diyebilirim size. Ya da ben cennete çok takıldım. Domatesler. Karalahanalar, domatesler, biberler. Tam bir köy hayatı. Modern köy hayatı. Köy hayatı, bir de onun yanında şey de çok iyi. Konum da çok iyi. Göcek yani. Evet. Bu yörenin en kaliteli kasabasıdır Göcek. Sadece 4,5 kilometre. Evet. Servis de yapıyoruz Göcek'e. Bedava servisimiz de var. Evet. Burası restoran bölümü. Burası akşamları genelde misafirler burada oturuyorlar. Evet. Kahvaltıyla burada yiyoruz. İnanılır gibi değil sayın seyirciler.